Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere Lokum gibi bir ayva tatlısı tarifi paylaştım. Bildiğiniz bütün tarifleri unutabilirsiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaştım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ayvaları ortadan ikiye kestikten sonra bir kaşık yardımıyla ortasındaki bütün çekirdeklerini bu şekilde kolaylıkla alıyorum. Kesinlikle beyaz kısımları kalmaması gerekiyor. Eğer bunu bıçakla yaparsanız biraz zorlanabilirsiniz. Kaşıkla gerçekten de çok pratik oluyor. Lütfen ayvaları bu şekilde ortadan ikiye keselim. Hem çok fazla yer kaplamayacak hem de pişerken de dağılmayacaktır sayfaları düz bir zemine koyduğunuz zaman eğer devriliyorsa uçlarını bu şekilde kesebilirsiniz. Bu arada bu tarifi bana veren sevgili Reşat Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Kendisi eğitmen şeftir. Tarifi bana verir vermez ben hemen denedim. Diğer yaptıklarım arasında lezzet farkı oldukça yüksekte. O yüzden hemen sizlerle kendisinden müsaade alarak paylaşmak istedim. O yüzden güvenle deneyebilirsiniz. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ayvaların hepsini hazırladım. Çekirdeklerini de topladım. Biraz sonra bir tülbent içerisine sarıp tencerenin içerisine ilave edeceğim. Eğer evinizde varsa karanfil de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her yarım ayva için bir tane karanfil kullandım. Yani toplamda 7 tane karanfil kullandım. Ayvaların suyunu ilave ediyorum. Her yarım ayva için yarım su bardağı su kullandım. Ayva'dan da çıkan bütün çekirdekleri ve karanfilleri bir türben içerisine koydum, ağzına sıkıca bağladım ve tencereye attım. Gerçekten de çok lezzet katacak ve de e, ayvanın rengine de renk katacaktır. Ayvalar ocağa almışken ben de şimdi elmaları hazırlıyorum. Bir kaseye bir tutam limon tuzu aldım ve bardağın altıyla limon tuzlarını ezdim. Bir tane de limon suyu sıkacağım. Eğer ekşi elma kullanacaksanız, limon tuzuna ve limon suya gerek yoktur. Elmalar tatlı olduğu için limon tuzu ve limon suyu kullandım. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Tencerenin kapağını açtım. Kısık ateşte yaklaşık olarak 10-12 dakikadır kaynıyordu. Kontrol ettiğimde ayvalar biraz yumuşamıştı. Tam istediğim noktaya gelmişti. Şimdi artık şekerini ilave edebilirim her yarım ayva için 2 yemek kaşığı veya 2,5 yemek kaşığı toz şeker uygundur. Benim ayvalar biraz tatsız olduğu için 2,5 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım. E, siz artık duruma göre değerlendirebilirsiniz. Eğer çok e, tatlıysa 2 yemek kaşığı her yarım ayva için 2 yemek kaşığı toz şeker yeterli olacak. Toplam 3-4 tane elma kullandım. Hepsini rendeledikten sonra limonlu suyla beraber güzelce karıştırıyorum. Hemen bu kaseyi kenara alıyorum. Biraz sonra kullanacağım. Ocağın orta gözünde en kısık ateşte toplamda 2 saat boyunca kaynadı. Görmüş olduğunuz gibi rengi değişti. İstediğim rengi geldi. Artık ocağın altını kapatabilirim. Tencereyi ocaktan indirdikten sonra tamamen soğuyana kadar ayvalar bu tencerenin içerisinde kaldı. Bu işlem çok önemlidir. Şerbetini çekmesi için bu tencerenin içerisinde tamamen soğuyana kadar beklememiz gerekiyor. Ayvalar artık tamamen soğudu. Ben şimdi hemen fırın tepsisine alıyorum. Bu arada fırını da açtım. Şu anda ısınıyor. Geriye kalan şerbetten de birer yemek kaşığı hemen ayvaların ortasına koyuyorum. Gerçekten de bu işlemde çok önemlidir. Daha da lezzetli olmasını sağlayacaktır kelemiş olduğum elmaları ayvaların ortasına gelecek şekilde bol miktarda koydum. Yine geriye kalan şerbetten de tepsiye bir miktar aldım ve şimdi hemen fırına gönderiyorum. Ayvalar artık fırından çıktı. 180 derecede 30 dakika kaldı. Tamamen soğumasını bekledim. Şimdi artık kaymakla servis ediyorum. Tabii ki de ceviz çok güzel yakışıyor. Şu anda hava biraz karardığı için tam rengini göremiyorsunuz. Oysa daha kırmızı bir rengi var. Gerçekten de çok güzel oldu. Lukum gibi bir tadı var denediğiniz zaman zaten farkı göreceksiniz ve eminim hep bu şekilde yapacaksınız Şimdi tam mevsimi tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.